Geceler arkadaşlar, başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve allem Ademil esma'e kullaha thumme aradahum alel melaiketi fekale enbu'uni bi esma'i ha'ulâ'i in kuntum sadikîn. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi ve iddianızda haklı iseniz şunların isimlerini bana bildirin dedi. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterdi. Buradaki alleme öğretti fiilinin ilham etti manasına gelmesi muhtemeldir. Allah Adem'e bütün isimleri ilham etti, öğretti. Buradaki alleme fiilinin ilham etti manasına gelmesi muhtemeldir. Yine Allah'ın meleklere öğretmesinin imtihana tabi tutulanların dışında bir meleğin gönderilmesi suretiyle de gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir. Allah'ın meleklere öğretmesinin imtihana tabi tutulanların dışında bir meleğin gönderilmesi suretiyle gerçekleşmesi ihtimal dahilindedir. Burada söz konusu edilen öğretme belirlenmesinde iki yöntemden biri geçerlidir. Varlıkların bilinmesi ya hakikat konumunda ve zaruret çerçevesinde gerçekleşir. Bu da bilginin meydana gelmesine sebep teşkil eden hususlara yönelip onları çalıştırmakla olur. Mesela gözün açılıp bakılması halinde görme duyusuyla algı olayının vuku buluşu gibi. Varlıkların bilinmesi ya hakikat konumunda ve zaruret çerçevesinde gerçekleşir. Bu da bilginin meydana gelmesine sebep teşkil eden beş duyu gibi hususlara yönelip onları çalıştırmakla olur. Mesela gün açılıp bakılması halinde görme duyusunun algı olayının vuku buluşu gibi. Veya Allah Teala'nın öğrenme fiilini yaratması yoluyla. Bu da Allah'ın öğretmesi çerçevesinde kişiye kazandırılan bilgidir. Yukarıda ilham etti dedi, bununla kastetti. Varlıkların bilinmesi, varlıklar hakkındaki bilgi ya zaruri hakikat veya zaruret dediğimiz beş duyunun çalıştırılması suretiyle, duyu organlarının çalıştırılması suretiyle olur veya Allah'ın öğrenme fiilini yaratmasıyla olur. Bu da Allah'ın öğretmesi çerçevesinde kişiye kazandırılan bilgidir. Kur'an'da Rahman insana meramını ifade etmeyi öğretti. Biz Muhammed'e şiir öğretmedik. Zaten bu kendisi için gerekli de değildi. Mealindeki ayetler bunun örneklerini teşkil eder. Rahman insana meramını ifade etmeyi öğretti. Konuşmayı öğretti anlamında. Biz şiir öğretmedik. Zaten bu kendisi için gerekli de değildi. Yani hazır vermedik, öyle bir şey yapmadık anlamında. Alleme ilham etti manasına gelebilir demesi bu ikinci anlamda. Bu tür bir öğretim, bilgi edinme sebeplerine ihtiyaç duymaz. Yani beş duyu, akıl, bunlardan birine ihtiyaç duyurmaz. Çünkü bu sebeplerin hepsi Cenab-ı Hak'ta mevcuttur. Yukarıda belirtilen bilgi edinmenin birinci şıkkı, başkalarına duyurulmak üzere öngörülen bir hakikat türü değildir. Yukarıda belirtilen bilgi edinmenin birinci şıkkı, başkalarına duyurulmak üzere öğrenilen bir hakikat türü değildir. Bunun gibi meleklerin senin öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur şeklindeki sözleri de bu türe dahildir. Bu kısmı seçelim. Ile beraber. Bilgi kaynakları diye alabiliriz. İlham diye alabiliriz. Bir de burada bir tanımlama vardı.
varlıkların bilinmesi. Öğrenme ve ilham şeklinde alabiliriz. Ekranı çıkarttım, o yüzden gitti. Tekrar açayım burasını. İddianızda haklıysanız şunların isimlerini bana bildirin. Bu ilahi beyanın görünüşteki anlamı emir konumundadır. Bildirin şeklinde emir konumundadır. Ancak daha önce de temas ettiğimiz üzere tehdit ve siteme de ihtimali bulunmaktadır. Bu üslup Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Söz konusu ilahi beyan, gerçekte bir emir ise bunda emre muhatap olan kişinin bilmediği bir konuda emir vermenin mümkün olacağının işareti vardır. Şu şartla ki böyle bir emre muhatap olan kişi ilim sahibi olana başvurduğunda onu öğrenmiş olsun ve öğrendiği takdirde de ilim derecesine ulaşmış olsun. Meleklerin bu ilahi hitapla uyarılmış olmaları da ihtimal dahilindedir. Öyle ki Adem isimleri bildirdiğinde gayret sarf ettikleri takdirde onların da bulabileceği türden bir bilgi olduğu vehmi kendilerinde doğmuş olmasın. Yahut Allah Teala Adem'in nübüvvetine kanıt teşkil eden dikkat çekici bir mucize göstermeyi istemiştir. Allah o meleklere aciz olduklarını hatırlatmış ve dile getirdiği bilgiler hakkında Adem'e boyun eğmeye mecbur kılmıştır. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi sağ elindeki nedir ey Musa? Bu ayette Cenab-ı Hak Musa'ya önce kendi halini ve asasının durumunu hatırlatmış, ta ki Musa Allah'ın elinde gösterdiği olayın kendi nübüvvetinin alametlerinden biri olduğunu öğrenmiş olsun. Bizim peygamberimize ve Musa aleyhisselama selam olsun. Burasını da seçip mucize diye notumuzu alabiliriz. İddianızda haklıysanız, yani belirtilen hususlarda yahut da yaratılıştan doğrulukla nitelendirilmiş iseniz veya bilgisiz söz söylemekten sakındırmak bağlamında. Sanki Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: sadık olun ve bilmeden konuşmaktan sakının. Ayetin bu kısmında meleklerin bir konuda fikir beyan etmekle mükellef tutulmadıkları ve ayrıca Allah'ın onlara ilim öğretmediği hususlara da işaret vardır. Ebu Bekir Abdurrahman bin Kaysan şöyle demiştir: ayetin bu kısmı müneccimlerin, iz sürenlerin ve organlara bakmak suretiyle nesep bilgisi iddiasında bulunan kimselerin herhangi bir öğrenim görmeden doğrudan Allah'tan aldıkları bilgilerle gaybı bildikleri yorumdaki görüşleri çürütmektedir. Kitab-ı Tevhid'deki bunlar sayılıyor zaten. Müneccim, iz sürenler, yüze bakıp nesep üzerinden gelecek gördüğü iddia edenlerin bilgilerinin güvenilmez olduğu söyleniyor. Burada da aynı şey atıf yaptı. Şimdi şu kısmı meleklerin bilgisi diye alabiliriz. Bu kısmı da objektif bilgi kaynakları diye not alabiliriz. Ebu Bekir Abdurrahman bin Kaysan. Şimdi bunun vefat tarihi bilmiyoruz. Bir not alalım. Kim olduğunu bak. Ayetin bu kısmı müslimlerin, izlerin organlara bakmak suretiyle nesep bilgisi iddiasında bulunan kimselerin herhangi bir öğrenim görmeden doğrudan Allah'tan aldıkları bilgilerle kaybı bildikleri yorumdaki görüşlerini şöyledir. Bunu da kendi görüşünü desteklediği için almış oldum. Maturidi. Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm. Onlar seni tenzih eder yüceltiriz. Öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.
Hakkıyla bilen ve her şeyi yerli yerinde yapan sen, evet sadece sensin diye cevap verdiler. Meleklerin seni tenzih ederiz, yüceltiriz. Öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Hakkıyla bilen ve her şeyi yerli yerinde yapan sen, evet sadece sensin demesi şunu gösteriyor ki, daha önce zihinlerinden bir fikir geçmiş veya orada bir fiil doğmuş. Ancak bunun hikmetini anlamaları Allah'ın müdahalesi ile mümkün olmamıştır. Daha önce zihinlerinden bir fikir geçmiş veya orada bir fiil doğmuş. Ancak bunun hikmetini anlamaları Allah'ın müdahalesi ile mümkün olmamıştır. Bu husustaki ihtimallerden biri ilimlerinin varlıkların bilgisine ulaşamamış olması şeklinde düşünülebilir. Bilgilerinin varlıkların bilgisine ulaşamamış olması şeklinde düşünülebilir. Yahut da Cenab-ı Hak varlıkların isimlerini bilmediklerini elbette bildiği halde kendilerine bunu nasıl emrettiği yolunda bir fikir düşüncelerine doğabilir. Bir başka ihtimal de herhangi bir yoruma gitmeden seçkin kulların bile denenmesinin ilahi adet olmasıdır. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki vahiyleri telaffuz ettiği zaman şeytan onun telaffuzuna bir şeyler katmaya kalkışmasın. İmtihan anlamında. Sanki şu, asıl bunu seçti gibi mahvedi. Başka bir ihtimal de herhangi bir yoruma gitmeden seçkin kulların bile denenmesinin ilahi adalet olmasıdır. Şu ayet-i kerimede olduğu gibi senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki vahiylere telaffuz ettiği zaman şeytan onun telaffuzuna bir şeyler kalkışmasın. Bir de imtihana tabi tutulan kulların zihnine edilmesi için gayret sarf etmeleri gerekecek düşünceler, havatır kendiliğinden gelebilir. Onların bu hususta herhangi bir iradi fiilleri bulunmadığı halde melekler seni tenzih ederiz demek suretiyle zihinlerinde an ve tasavvurlara oluşan yakışıksız niteliklerden Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmiş, onu kendisine hiçbir şeyin gizli kalmayacağı bir alim, hiçbir şeyde hata etmeyip fiil daima hikmet içeren bir hakim olarak nitelendirmişlerdir. Şu kısım Maturidi'nin kelami yorumları. Şu kısmı alalım. Bir hikmet diye alalım. Bir de havatır. İmtihana tabi tutulan kulların zihnine defedilmesi için gayret sarf etmeleri gerekecek düşünceler kendiliğinden gelebilir. Onların bu hususta herhangi bir iradi fiiller bulunmadığı halde melekler seni tenzih ederiz demek suretiyle zihinlerinde doğan ve tasavvurlarında oluşan yakışıksız niteliklerden Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmiş, onu kendisine hiçbir kişinin gizli kalmayacağı bir alim, hiçbir şeyde hata etmeyin fiili daima hikmet veren bir hakim olarak nitelemişlerdir. Mürciye ve kaderiye, tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimede bir konuda yeterli bilgiye sahip olmadan görüş etmenin nehyedilmesi ve böyle bir fiilden bilgi sahibi olmak hariç Allah'a sığınma zorunluluğunun kaçınılmaz olduğu dolaylı bir şekilde ifade edilmektedir. Burasını ilke diye alabiliriz. İlke yeterli bilgi olmadan görüş beyan etmemek. Yeterli bilgiye sahip olmadan görüş beyan etmenin yasaklanması ve böylece böyle bir fiilden Allah'a sığınmanın zorunluluğunun kaçınılmaz olduğu ifade edilmektedir. Allah'ı bilen herkes için uyulacak yol bundan ibarettir. Burasını da tam alsak olacakmış. Cenab-ı Hak aynı şeyi peygamberine de sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş ve hakkında bilgin olmayan bir hususun ardına düşme diye buyurmuştur. Hepsini almamız gerekecek bunun.
Ebu Hanife irca terakkisinin başlangıcı nedir diye sorulmuş. Ebu Hanife'ye irca terakkisinin başlangıcı nedir diye sorulmuş. O da meleklerin fiilidir. Çünkü kendilerine bilmedikleri bir şey sorulmuş. Onlar da bu hususu Allah'a havale etmiş diye cevap vermiştir. İrca iki anlama gelir. Şimdi ilerlemeden bu kısmı Ebu Hanife diye not alalım. İrca iki anlama gelir. Birincisi övgüye layık irca olup büyük kebire işlemler hakkında iradesine göre hüküm verme işini Allah'a havale etmek, yani onların cennetlik veya cehennemlik konumda bulunduklarını hükmetmemektir. Bu övgüye layık iyi irca. Çünkü Cenab-ı Hak Allah kendisine ortak koşulmasına şirk bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediği kimseden affeder buyurmaktadır. Yergiye müstahak olan yerilen irca ise cebirdir. Bu da kula ait iradi fiillerin Allah'a nispet edilmesi. Kula ait iradi fiillerin Allah'a nispet edilmesi bu konuda kula ait herhangi bir tesir ve tasarrufun bulunmadığının söylenmesidir. Yani Cebriye'nin yaptığı. Kula ait iradi fiillerin Allah'a nispet edilmesi bu konuda kula herhangi bir tesir ve tasarrufun bulunmadığının söylenmesidir. Resulullah'tan rivayet edilen hadis de ışık tutmaktadır. Ümmetimden iki grup insana ne şefaatim ulaşmaz? Kaderiye ve Mürciye. Burada Mürciye derken Cebriye'yi kastediyor. Kaderiye ise kulların iradi fiillerinde Allah'a ait müdahalenin bulunmadığını ve bu kudretin bu tür fiilleri planlamakla irtibatlı olmadığını söylemiştir. Buna mukabil Mürciye, kula nispet edilen itaat ve masiyet fiillerinden ona herhangi bir tesir izafe etmemiştir. Biraz önce naklettiğimiz hadis, yani burada mürciyi içine aldı, mürciye olarak doldurdu. Kula nispet edilen itaat ve masiyet fiillerinden ona herhangi bir, Allah'a herhangi bir tesir izafe etmemiştir. Biraz önce naklettiğimiz hadis, şefaati kaderiye ile mürciyeden kaldırmış ve onu ikisi arasında kalan mezhebe, ehli sünnete tahsis etmiştir. Bu mezhep ise kula fiili Allah'a da takdiri planlamayı nispet etmiştir. Yani kesbi fiili Allah'a, yaratmayı takdiri Allah'a, fiili kesbi kula, takdiri Allah'a nispet etmiştir. Bundan hayra ve şerre yönelik olarak harekete geçmek, Allah'tan ise yaratmak. Adalet ve hakkaniyet yönteminden aklın anlayacağı şey de bundan ibaret olup ifrat ve tefrit arasında bir yer işgal etmektedir. Şimdi nitekim Resulullah işlerin en hayırlısı iki uçta kalmayıp orta yolu takip edendir demiş. Allah Teala da biz sizi orta bir ümmet kıldık buyurmuştur. Önce şu kısmı ilke, ifrat, tefritten uzak olmak diye alabiliriz. Sonra buranın tamamını irca diye işaretleyebiliriz. İrca. Övülen irca ve yerilen irca. Burada evet. Kaderiye geçti. Bunu da işaretleyelim. Kâle ya Âdemu enbi'hum bi mâ
Felemme enbe'ehum bi esmaihim kâle elem egul lekum inni a'lemu gaybe semavati vel ard ve a'lemu ma tübdûne ve ma kuntum tektûn. اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah, ey Adem, bunların isimlerini melekleri böyle buyurdu. O da isimleri kendilerine bildirince Allah, ben göklerin ve yerin sırlarını bildiğim gibi açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeye de vakıfım dememiş miydim buyurdu. Sonra biz meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis dışında herkes secde etti. O ise diretti, büyüklük tasladı ve böylece kafirlerden oldu. İbn-i Cüreyş'ten rivayet edilmiştir. Meleklerin Adem'e secdesi işaret yoluyla gerçekleşmiştir. Kimseye yüzünü yere koymak suretiyle secde etmek meşru değildir. İbn Abbas'ın da böyle dediği nakledilmiştir. Meleklerin secdesi ibadet secdesi değil, selamlama secdesiydi. Katade ise şöyle demiştir. İtaat Allah'a, secde ise hürmet konumunda Adem'e yönelik olmuştur. Bu rivayetten her biri secdenin uygun olmayacağı düşüncesiyle yapılan aktarımlar. İbn-i Cüreyç, meleklerin Adem'e secdesi işaret yoluyla gerçekleşmiş. İbn Abbas, meleklerin secdesi ibadet secdesi değil, selamlama anlamında. Katade ise itaat Allah'a, secde ise hürmet konumunda Adem'e yönelik olmuştur denilmiş. Bunların hepsini meleklerin secde etmesinin mahiyeti diye not alabiliriz. Burada kesin bir kanaat belirtmiyor fark ediyorsanız. Çünkü bilgi yöntem açısından buraya dair bir ayet olmadıkça veya Peygamberimizden Allah'tan aldığı bir bilgi aktarım olmadıkça şudur diye kesin bir kanaat söyleyemeyiz. İlk dönemden aktarılan bilgiler de birbirini tam anlamıyla desteklemiyor. Bu açıdan aktarıp bırakmış Maturidi. İblis melek mi, cin mi? İblis hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları onun meleklerden olduğunu, diğerleri ise olmadığını belirtmiştir. Sonuncu kanaat, meleklerden olmadığı yönündeki sonuncu kanaat, Hasan Basri ve Ebu Bekir el-Esam'a ait olup fikirlerini birkaç şekilde ispat etmeye çıkmışlardır. Birincisi, aziz ve celil olan Allah'ın onlar kendilerine emredilenler hususunda Allah'a asi olmazlar mealindeki beyanı ile meleklerin itaatkar olduklarını zikretmesidir. Cenab-ı Hak aynı konuda şöyle de buyurmuştur. Melekler ondan önce konuşmazlar ve emrine göre hareket ederler. Ona ibadet etme hususunda ne kibre kapılırlar ne de yorulurlar. Ve Allah bu beyanlarında melekleri kendisine olan itaatleri ve emirlerini yerine getirmeleriyle nitelemiştir. Şayet Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytan onlardan olsaydı kendileriyle birlikte itaat ederdi. Hasan Basri, Ebu Bekir el-Esam, İblis'in meleklerden olmadığına dair görüşlerini bu şekilde temellendirmişler. İkincisi şu ilahi beyandır. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın. Halbuki melekler nurdan yaratılmıştır. Üçüncüsü, o cinlerden idi. Elindeki ayettir. Cenab-ı Hak burada meleklerdendi dememiştir. İşte bu ayetler İblis'in meleklerden olmadığını göstermektedir. Sözü edilen görüşü benimseyen Hasan Basri, İblis dışında secde etti mi? Halindeki ilahi beyan için şöyle demektedir. İstisna edilenin kendisinden istisna edilen şey müstesna min türünden olmaması mümkündür. Küfeliler şu eve girdi, ancak Medine halkından birisi müstesna. Örneğinde olduğu gibi bu husus dil açısından imkan dahilinde bulunmaktadır. Ayette yer alan istisna ile secde emrinin orada bulunanların hepsine yönelik olduğuna istidlal edilebilir. Yani hem iblise hem de meleklere secde emri verilmiştir. Sonra herkesin ilerlediği yerden siz de ilerleyin mealindeki ayette olduğu gibi bu ilahi beyandan hac ibadeti içinde yer alan Arafat'ta vakfeden sonra Müzdelife'ye gitmesi emrinin bütün insanlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. İblisle ilgili mesele de bunun gibidir. Yani ona da emredilmiş ama o meleklerden değildir. Bu görüş kime atfedilmiş? Hasan Basri ve Ebu Bekir el-Esam. Şimdi buraya kadar alalım.
İsmi geçen kişilere de işaretleme yapalım. Hasan Basri'yi. Diğeri de Ebu Bekir Elbesan. İblisin meleklerden olduğu görüşünü benimseyenler ise şu açıklamayı yapmaktadır. Gerek Kur'an'da gerekse önceki semavi kitaplarda birçok defa tekrar edilen kıssalarda İblisin meleklerden olmadığına dair herhangi bir kayıt yoktur. Kur'an'da yer alan muhtelif ayetlerde de onun meleklerden olmadığını kanıtlayan bir beyan mevcut değildir. Onlar melekler emrettiği hususlarda Allah'a asi olmazlar ve kendilerine verilen talimatı yerine getirirler mealindeki ayet de bunun için bir delil teşkil eder. İlki olarak meleklerden isyan ve Allah'a karşı çıkış düşünülemeyecek olsaydı, ona itaatkar olup boyun eğişlerinin övgüye vesile edinilmesinin bir anlamı kalmazdı. Görmez misin ki Cenab-ı Hak meleklerden biri ben de ondan başka bir tanrıyım diyecek olursa onu cehennemle cezalandırırız buyurmaktadır. Bir de biz meleklerin çeşitli yollarla imtihana tabi tutulduğunu zikretmiştik. Bir de bir konuda imtihan edilen herkesin o noktada ayrı bir yol tutması mümkündür. O cinlerden idi anlamına gelen kâne minel cin beyanına gelince buradaki kâne lafzı sonraları cinlerden olduğu anlamındaki sare manasına gelebilir. Şöyle de denilmiştir. Allah ayetteki cin kelimesinden melekleri kastetmiştir. Melekler doğu ötesinde bulunduğundan cin diye isimlendirilmiştir. Siz annelerinizin karnında gözlerden uzak ecinle durumunda iken beyanında olduğu gibi Hasan Basri'nin melekler nurdan iblis ise ateşten yaratılmıştır biçimindeki sözüne gelince aslında buradaki nur ile nar aynı şeydir. Çünkü aziz ve celil olan Allah cinleri can yani öz ateşten yarattığını haber vermiştir. Bir görüşe göre mariç ateşin alevi demektir. Şunu da söylemek gerekir ki gerek Kur'an'da gerek hadiste meleklerin başka bir şeyden değil de nurdan yaratıldığına dair herhangi bir beyan bulunmamaktadır. Bu da ikinci görüş kısmı. Hasan Basri'yi tekrar işaretleyelim. İblisin Allah'a karşı isyankar ve nankör davranmasının sebepleri hakkında çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Denildi ki bunun sebebi iblis üst konumda bulunan birinin aşağı tabakada bulunana secde etmesini hikmete uygun görmemiştir. Nurnar meselesi. Yine denildi ki iblis Allah'a verdiği secde emrini yerinde bulmamış, onu adalet ile bağdaşmayan bir zulüm olarak değerlendirmiş ve bu sebeple karşı çıkmıştır. Bir görüşe göre kibirlendiğinden boyun eğmek istememiş ve bu yola emre muhalefet etmiştir. Yahut insanları yoldan çıkarmayı düşündüğünden karşı çıkmıştır. Diğer bir telakki ise şöyledir. Kendini Adem'den üstün görerek kibirlenmiş. Bunu da beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın demek suretiyle dile getirmiş ve itaat etmemiştir. Ve böylece kafirlerden oldu. Yani sonradan kafirlerden oldu. Şu ayeti kerimelerde olduğu gibi geçmişteki uygulamalar bir yana babalarınızın evlendiği kadınlarla siz evlenmeyin artık bu iğrenç bir davranış halini aldı. Sonradan o Bel'am bin Bağur'a azgınlardan oldu. Bu ayetlerdeki kâne sare anlamındadır. Bir de şöyle denilmiştir. İblisin küfür yolunu tutacağı Allah'ın ezeli ilminde yazmıştı. Şu kısmı ezeli ilim küfür diye not alalım.
Adem kıssasında Hazreti Peygamber'in nübüvvetini kanıtlamaya dair delil mevcuttur. Çünkü Resulullah kıssayı Kur'an dışındaki semavi kitaplarda olduğu gibi anlatmıştır. Halbuki onun semavi din mensuplarına gidip geldiği yahut da onların dillerini bildiği sahih değildir. Buna rağmen Resul-i Ekrem bilenlerden hiçbirinin karşı bir fikir beyan edemeyeceği şekilde konuyu haber vermiştir. Bundan amaçlanan hedeflerden biri Hz. Muhammed'in bu hususu Allah'tan aldığı vahiy yoluyla bilmiş olmasıdır. Yine Adem kısmında beşerin olan Hazreti Adem'in meleklerden üstün olduğunun işareti vardır. Hazreti Adem kıssasında beşerin atası olan Hazreti Adem'in meleklerden üstün olduğunun işareti vardır. Çünkü Allah varlıkların aslına dair bilgi almak konusunda meleklerini Adem'e muhtaç kılmıştır. Varlıkların aslına dair bilgi almak konusunda meleklerini Adem'e muhtaç kılmıştır. Bu bilgi ise her iyiliğin kendisine bağlı olduğu ve tabiattaki nesnelerin ancak bu sayede elverişli ve faydalı hale geldiği esas ilimdir. Varlıklara dair bilgi diye bunu işaretleyebiliriz. Varlık bilgisi. Hazreti Adem. Aynı ayet, meleklerin imtihana tabi tutuluşuna iki şekilde ışık tutmaktadır. Birincisi, hayra vesile olacak en değerli şeyin ilmini öğrenmiş olmalarıdır. Çünkü bazen öğrenme zahmetine katlanmadan kişiye bir şeyin bilgisi ilham edilebilir. Bu daha önce geçmişte hatırlarsanız, Alleme'de. Bazen öğrenme zahmetine katlanmadan kişiye bir şeyin bilgisi ilham edilebilir. Buna rağmen melekler bu bilgiyi tahsil etmekle emrolunmuşlar. Üstelik bir nevi tehdit anlamına gelen haydi bana haber verin üslubunu taşıyan bir emirle aslında imtihan konumunda bulunmayan bir hitapta böyle bir üslubun kullanılması söz konusu değildir. Biz daha önce meleklerin imtihan edilme konumunda bulunduğunun delilini zikretmiştik. Şu cümle meleklerin imtihan konumunda bulunduğunun delilini zikretmiştik diye atıf yapması yukarıdaki Hazreti İblis kimdendi meselesine ışık tutuyor. Şu ikinci görüş, aktardığı ikinci görüş, Maturidi'nin görüşü. Şu ikinci görüş. Şimdi bitirelim, işaretleyelim. Burasını bir. Melekler imtihan edilebilir. Burası birinci işaretlememiz. İki, ilham mümkündür. Öğrenme zahmetine katlanmadan kişiye bir şeyin bilgisi Allah tarafından verilebilir. Biz daha önce meleklerin imtihan edilme konumunda bulunduğunun delilini zikretmiştik. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın meleklere secde etmelerini emretmesidir. Öyle ki secde buyruğunu yerine getirmeyen iblis kafir olmuştur. Burada ayrıca Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünün taftil delili bulunmaktadır. Çünkü kendisi Allah'ın yaratıklarının en hayırlısı olan meleklerin ona ibadet etmelerine vesile kılınmıştır. Şuradaki cümleyi yapalım. Hazreti Adem, beşerin atası şeklinde. Secdenin mahiyeti, tefsirini yapmakta olduğumuz ayetten secdenin kendi başına bir ibadet olmadığı sonucu da ortaya çıkmaktadır. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayetten secdenin kendi başına bir ibadet olmadığı sonucu da ortaya çıkmaktadır. Çünkü yaratıklardan birine secde edilmesi caiz olduğu halde, nitekim biz meleklere Adem'e secde edin dedik mealindeki ayetle Adem'e secde edilmesi emredilmiştir.
Adem'e ve dolayısıyla herhangi birine ibadet emrinin verilmesi caiz değildir. Allah kelimesi ibadet edilen varlığın mabut adıdır. Eğer herhangi birine secde etmek mümkün olsaydı Allah'tan başka varlıkların ilah olmaları gerekirdi. Bunun delili Arapların tapındıkları her şey ilah demeleridir. Şurasını alalım. Sizde kendi başına ibadet değildir diye aldık. Meleklerin Adem'e secde edişi boyun eğmek manasına gelebilir. Göklerde ve yerde olan herkes ona secde eder. Yıldızlar ve ağaçlar secde ederler. Mealindeki ilahi beyanlarda olduğu gibi. Şu kısmı alalım. Secde etmek. Boyun eğmek. Cansızların secdesi. Cansızların secdesini boyun eğmek olarak aldı. Göklerde ve yerde olan herkes ona secde eder. Yıldızlar ve ağaçlar secde eder. Mealindeki beyanlarda boyun eğmek anlamını aldı. Şayet secdeden kastedilen boyun eğiş ve eğme ise iki şekilde yorumlanması mümkündür. Birincisi Allah Teala meleklere kendisine has kıldığı bazı ilimlere vakıf olmakla üstün kıldığı Adem'e boyun eğmeyi ve tazim emretmiştir. Aslında kendisine muhtaç olup kurtuluşunun çaresi onun elinde bulunan yahut da günlük ve faziletini ibadettiği herkese yakışan şey ona tazimde bulunması ve boyun eğmesidir. İkincisi Cenab-ı Hak melekleri itaatin statüsünü ortaya koyacak bir şekilde imtihana tabi tutmuştur. Burasını tekrar alalım. Meleklerin imtihanı diye. Üçüncü kez geçiyor aynı şey. Cenab-ı Hak melekleri itaatin statüsünü koyacak bir şekilde imtihana tabi tutulur. Zira konumu ve değeri yüksek olan birine itaat etmek kolay bir şey olup yaratıkların fıtratında mevcuttur. Konumu, makamı yüksek olan birine itaat etmek kolay bir şey olup yaratıkların fıtratında mevcuttur. Fakat boyun eğmekle emredilen kişinin değerlendirmesine göre boyun eğilecek kimse kendisinden daha düşük rütbede, mertebede olduğu veya benzeri bulunduğu ya da aralarında büyük bir farklılık oluşmadığı durumda öylesine itaat edip boyun eğme sınavının çetin olduğu ortadadır. İşte Allah melekleri bu şekilde imtihana tabi tutmuş ve sonunda ona boyun eğip hakkını teslim edenle kendini büyük görüp kibirlenen ki bu iblistir birbirinden ayırmıştır. Peygamberlere tabi olan da bundan kaçınanların genel konumu da buna benzemektedir. Yani küçük gördükleri için itaat etmemeleri. Şimdi şu kısmı. Meleklerin imtihanı diye aldık. Bu ikinci başımız. Bir de kalpten uzaklaşma edimi diye aldık. Peygamberlere tabi olanlarla bundan kaçınanların genel durumu da benzerdir. Bu ikincileri kaçınmaya sevk eden şey kendilerini büyük görmeleri ve onların uyan değil uyulan konumunda bulunduklarını zannetmeleridir. Tekrar burayı alalım. İkincisi, aslında başkasına muhtaç olup kurtuluşun çaresi onun elinde bulunan yahut üstünlük ve fazileti idrak ettiği herkese yakışan şey ona tazimde bulunması ve boyun eğmesidir. İkincisi, bundan gerçek anlamda secdenin kastedilmiş olması mümkündür. Bu durumda secdenin yine iki şekilde yorumlanması mümkündür. Birincisi, secdenin bir selamlama konumunda tutulması ve meleklerden bununla Adem'i selamlamaları istenmesidir. Bu da insan türünün atasına yüceltildiği ilk merhaledir. Şurayı tekrar işaretleyelim. İnsan türünün atası diye yazmıştık daha önce.
Nitekim cennette bütün müminlerin konumu böyle olacaktır. Şekilleri farklı olsa da melekler müminlerin yanına selamlama ve çeşitli hediyeler ile geleceklerdir. Secdenin bu manaya gelişinde onun haddi zatında bir ibadet olmadığının açık delili vardır. Çünkü bu manada olmak üzere insanlara secde edilmesi emredildiği halde Allah'tan başkasına ibadetin emredilmesi mümkün değildir. Bu durumda Allah'tan başkasına secde etmek fiili bir görünüm olarak gerçekleşir. Onun ibadet yönü ise Allah'a ait olur. Tıpkı Allah'a yaklaşma niyetiyle yaratıklara iyiliğin yapılması gibi. Hz. Yakup'la oğullarının Yusuf Aleyhisselam'a secde etmelerinin istenmesi de bu konumdadır. Secde ile ilgili daha önce yazmıştık. Secde kendi başına ibadet değildir. Aynı yere bunu eklemiş olduk. İkincisi, secdenin Hazreti Adem'e verilme anlamında olmasıdır. Bu konumdaki secde gerçekten Allah'a aittir. Kabe'ye dönerek Allah'a secde etme gibi bu secde Allah'a tazim edilmesi, Kabe'nin de saygın görülerek diğer mekanlardan ayrı bir konumda tutulması söz konusudur. Adem Aleyhisselam'a yönelik olarak melekler emredilen secde de bir anlamda onun yüceltilmesi ve diğer insanlardan ayrı bir statüde tutulması demektir. Sonuç olarak Kabe'ye ve Hazreti Adem'e yönelik olarak aslında Allah'a yapılan secdeler eşit durumda bulunur. Şunu da belirtmek gerekir ki, yüceltmek anlamında, şunu da belirtmek gerekir ki, İslam dininde yaratılmışlara secde etme hükmü, Hazreti Peygamber'den rivayet edilen şu rivayete dayanılarak kaldırılmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki İslam dininde yaratılmışlara secde etme hükmü Hazreti Peygamber'den rivayet edilen şu rivayete dayanarak kaldırılmıştır. Bir insanın diğerine secde etmesi meşru olsaydı kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Bir de kötü insanların kendi ölçülerindeki büyüklerine ve Allah'tan başka taptıklarına secde etme geleneğine bağlı olarak ibadet statüsünde secde ediş, secde edilene bir kulluk durumu arz eder ve onun üstün konumunu benimser. Böyle bir his ibadet edenlerin kalplerine yerleşir. Bu ise Allah'tan başka hiç kimseye sergilenemeyecek bir davranıştır. Kötü insanların kendi ölçülerindeki büyüklerine ve Allah'tan başka taptıklarına secde etme geleneğine bağlı olarak ibadet statüsünde secde ediş, secde edilene bir kulluk durumu arz eder ve onun üstün konumunu benimsemiş olur. Böyle bir his ibadet edenlerin kalplerine yerleşir. Bu ise Allah'tan başka hiçbir kimseye sergilenemeyecek bir davranıştır. Pek de secde edilen ibadet mahiyeti taşımasa bile bu görünüm sebebiyle sözü edilen fiil yasaklanmıştır. Tıpkı kendilerine gelebilecek çirkin durumlar sebebiyle bazı şeylerin yasaklanması gibi. Aslında yasaklanan bu şeylerin bizzat kendileri kötü değildir. Biraz önce bahis konusu edilen husus da bunun gibidir. Mesela Allah'tan başkasına tapan kimseyi onur kırıcı bir şekilde eleştirmemek gibi. Çünkü bu durumda onun Allah'a yönelik edep dışı hareketlerinden endişe eder. Ayrıca insan haddi zatında Allah'a yakınlık özelliği taşımayan bazı fiillerle mükellef tutulur. Ta ki yakınlık özelliği taşıyanlara ulaşmış olsun. Hacca, cuma namazına ve benzeri bazı hususlara koşup gitmek gibi. Şimdi bu kısmı tekrar işaretleyelim. Kalbin fiili dedik. Burada bir ayet atıf yaptı. 190.
6. Ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Allah'tan başkasına tapınanlara ve dolayısıyla putlara sövmeyin. Çünkü onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Bunu atıf yaptı. Niye atıf yaptı? Allah'tan başkasına sövmeyin. Onların bir şekilde kalbi bir bağlılığı var. Siz onlara söverseniz onlar da Allah'a söverler. Şimdi buraya 194'te atıf yaptı. Aslında yasaklanan bu şeylerin bizzat kendileri kötü değildir. Fiilin kendisi değil, etkisi sebebiyle kötü. Yani kalbi bağlılık sebebiyle kötü. Burasına bir de şöyle ekleyebiliriz. Zati kötülük, arizi kötülük. Allah'tan başkasına secde. Kalben bağlılık sebebiyle kötüdür. Sadece fiil bile değil. Sadece fiilin kendisi üstün veya kötü olmuyor. İkinci bir sebeple, arizi bir sebeple iyi veya kötü oluyor. Burada hac, örneğin hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek veya diğer şeyleri yapmak sadece o fiille değil, işte kalben Allah'a bağlanma sebebiyle iyi olurken, başkasına secde ederken kalben geçirilen his de onu arizi olarak kötü yapmış oluyor. O yüzden bu iki örneği verdi. Hac fiilinin iyi olmasıyla secdenin kötü olması. Tefsirini yapmakta olduğumuz ilahi beyan, sünnet kitabı nesedebileceğine işaret vardır. Yani burada İslam dininde yaratılmışlar secde etme hükmü, Hazreti Peygamber'de gelen rivayet nesedildi. Bir insanın diğerine secde etmesi şu olsaydı, kocasına secde etmesini emrederdim denilerek insana secde nesedildi dedi. Oraya atfen, tefsirini yapmakta olduğumuz ilahi beyanda sünnetin, Hazreti Peygamber'in uygulamasının kitabı nesedebileceğine işaret vardır. Çünkü Hazreti Adem'e secde kitap ile sabit olmuştur. Hazreti Yusuf'a yönelik secde de aynı durumdadır. Ancak daha sonra Resulullah onu yasaklamış ve bu fiil haram kılınmıştır. Bu durum sünnetin kitabı nesedebileceğini kanıtlamaktadır. Bu kısmı alalım. Nesih diyelim. Sünnetin kitabı nesi? Örnek, insana secdenin yasaklanması. Ve kulna ya Adem üskün ente ve zevcükel cennete ve kula minha ragaden haythe şi'tüme ve la tekraba hadihi şecerete ve tekuna minel zalimin. Yine biz Adem'e sen ve eşin Havva cennette yerleşin. Oranın istediğiniz yerinde bol bol yiyin ve için, ancak şu ağaca yaklaşmayın. Aksi takdirde kendisine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Yine biz Adem'e sen ve eşin Havva cennete yerleşin dedik. Daha önce zikrettiğim üzere cennet ağaçlar, dikilmiş meyveler, çeşitli bitkilerle çevrilmiş bir yerin adıdır. Bunun da delili oranın istediğiniz yerinde bol bol yiyin ve için, ancak şu ağaca yaklaşmayın mealindeki ilahi beyandır. Aslında herhangi bir yer parçasına yukarıda söz konusu ettiğimiz hususlar olmadan bahçe veya cennet denmeyeceği herkese bilinen bir husustur. Ağaç, meyveli ağaçlar, çeşitli bitkilerle çevrilmiş bir yer. Aslında bir yer parçasına bu bahsettiğimiz hususlar olmadan bahçe veya cennet denmeyeceği herkese bilinen bir husustur. Şu kısmını cennet diye.
ekleyelim. Hazreti Adem ve Havva'nın yaratıldığı cennet. Hazreti Adem ile Havva'nın girip ikamet etmekle emrolunduğu cennetin ahiyeti kesin olarak bilinmemektedir. Müttakilere vaat olunan cennet mi yoksa dünya bahçelerinden bir bahçe mi? Hazreti Adem ile Havva'nın girin ikamet edin diye emrolundukları cennetin hangisi nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Müttakilere vaat olunan cennet mi yoksa dünya bahçelerinden bir bahçe mi? Ayette bu hususun açıklanması yer almamaktadır. Ancak ayette şu hususa işaret edilmektedir ki zikredilmesi gereken bir şart bazen gizli muz tutulabilir. Açıkça anılmadığı halde şart yerinde bulunur. Nitekim bir yerde Cenab-ı Hak sen orada ne acıkacak ne de çıplak kalacaksın buyurmuş. Fakat sonra Adem emre muhalefet edince aç ve çıplak kalmıştır. Ayetin kuruluşu burada günah işlenmemesinin şart olduğunu göstermektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki Allah Teala'nın Adem'e ve eşine cennete girip ikamet etmelerini emretmesi, meyvesinden yenilmesi yasaklanıp uzak durulması istenen bir ağaç hariç, ancak şu ağaca yaklaşmayın beyanında olduğu üzere orada bulunan her şeyden yemede müsaade edilmesi, imtihan edilme çizgisinde seyreder, bir şey emredilir, diğer bir şeyin yasaklanması. Ragaben yani geniş çapta bol bol Arap dilinde birinin yaşayışı bol ve rahat, serveti de çok olunca o kökten kurulan fiille ifade edilir. Ragaden. Ancak şu ağaca yaklaşmayın yani yemeyin. Bu yorumun delili ayette geçen orada yiyin ifadedir. Bir de bir şeye yaklaşmak suretiyle ondan yeme imkanına kavuşulabilir. Sözlük açısından bir şeyin kendi sebebiyle adlandırılması mümkündür. Şunu ilke diye yazalım. Bazen kullanılıyor. Bir şey kendi sebebinin adıyla adlandırılabilir. Şimdi şu kısmını birlikte bir kaydedelim. Meyvesi yenilmesi yasaklanan ağaç. Şimdi şu kısım cennet tam nerede mahiyeti tam olarak bilinmemektedir. Elimizdeki ayet metninde net olmadığı için burada da bir net kanaat belirtmedi Maturidi. Sadece şurada imtihanla ilgili bir atıf yapıldı. Büyük ihtimalle işte ahiret imtihan yurdu değildir anlamında. Onu çağrıştırsın diye yapmış olabilir. Ama kesin bir kanaat belirtmedi. Meyvesi yenmesi yasaklanan ağaç, ayette zikredilen ağacın mahiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürmüştür. Bazıları onun üzüm ağacı olduğunu, yani asma olduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple de Adem ile Havva'nın bu ağaç yoluyla Allah'a asi olduklarından şeytanın üzümle yakın bir ilişkisi olmuştur. Söz edilen ağacın bu bitkisi olduğunu söyleyenler de vardır. Buna bağlı olarak Hazreti Adem ile Havva'nın ve kendilerinden kıyamete kadar gelecek nesillerin gıdası buğday olmuştur. Atalarının Allah'a karşı gelişlerinin cezasını çekmeleri için şöyle de denilmiştir. Sözü edilen şey bilgi ağacıdır. Çünkü Adem ile Havva daha önce bilmedikleri avret yerlerinin cinsiyet özellikleri farkına varmışlardı. Bu da meyvesini tatlarında ayıp yerlerini kendilerine göründüğü mealindeki ilahi beyanla açıklığa kavuşturulmuştur. Buradaki ağacın mahiyeti hakkında fikir beyan etmek ancak vahye dayanarak mümkündür. Burası da Maturidi'nin yöntemsel cümlesi. Ağacın mahiyeti hakkında fikir beyan etmek ancak vahye dayanarak mümkündür. Halbuki şecere kelimesinin yorumuyla ilgili herhangi bir vahiy yoktur. Bu sebeple de bu hususta kesin bir şey demek mümkün değildir. Tam bu kısım işte Maturidi'nin kendi usulü.
bilgi alma imkanı yoksa susmak. Aksi takdirde kendisine kötülük eden zalimlerden olursunuz, sonradan olursunuz demektir. Nitekim daha önce iblis hakkında kafirlerden olmuştu ifadesinde de durum aynıdır. Burada Adem ile Havva'nın zalimlerden olmalarının bir yorumu da Allah'ın ilminde zalim olarak bilinenlerden olmak üzere onun ilminde böyle yer almış almaları şeklindedir. Ancak iki alternatifin zikredilmesi sırasında ikinci şıkkın mutlaka gerçekleşeceğine de hükmetmemek gerekir. Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Ayetinde olduğu gibi. Aslında burada başka bir tanrının mevcut olduğu gibi bir anlam bahis konusu değildir. Yaratanların en güzeli derken başka yaratan mı var anlamına çağrışım yapabiliyor. Bu ayette olduğu gibi aslında burada başka bir tanrının mevcut olduğu gibi bir anlam çıkmaz. Bunu niye söyledi? İki alternatifin zikredilmesi sırasında ikinci şıkkın mutlaka gerçekleşeceğine hükmetmemek gerekir. Şurasına. Adem ile bir de şunu ilk olarak alalım. Şu kısmı. İki. İki. Hatırlığına. Trifin. Olduğu durumlarda. İkincisinin gerçekleşir ki ne edilemez. Burada da evet yaratanların en güzeli demek ki en güzel olmayan da var gibi çağrışım yapıyor. İki alternatifin akla geldiği durumlarda ikinci alternatifi mutlaka gerçekleşeceğine hükmetmemek gerekir. Adem ile Havva'nın ağaçtan yemelerinin yasaklanması konusunda çeşitli yorumlar ileri sürülmüştür. Birincisi başka bir yiyeceğin buna tercih edilme ihtimalidir. Böyle bir tercih olağan olup kişinin başka bir yiyeceğin tercih edilmesi sebebiyle bir yemesi yasaklanabilir. Bundan başka bir şeyin yenmesi sebep olacağı bir hastalıktan ve getireceği zarardan ötürü yasaklanabilir. Burada başka bir gıdanın tercihi bahis konusu olmayıp yiyecek kimseye şefkat ve merhamet amaçlanmıştır. Yiyecek kimseye şefkat ve merhamet amaçlanmıştır. Nihayet bir şeyin yenmesi haram statüsünde yasaklanabilir. Bu söylenenlerin hepsi ihtimal dahilinde bulunduğunda Adem ile Havva'yı yasak ağaçtan yemeye sevk eden şeyin konu iyi bilmemeleri yani yasak statüsünde mi başkasının tercih konusunda mı yahut hastalık yüzünden mi olduğunu bilmemeleriydi. Çünkü onlar yasaklamaktan kastın haram kılmak olduğunu bilselerdi ağaca yaklaşmaz ve ondan yemezlerdi. Şimdi şu kısmı alalım. Evet. Yakıldı. Tekrar açmam gerekecek.
Burasını bitirip bırakalım. Buradaydı. Kadete Adem ile Havva'nın şu kısım. Evet, Hazreti Adem ile Havva'ya ağır yaklaşmayın ehlinin mahiyetine haram mı değil mi onun aktarıldı. Tefsirini yapmakta kanaati neydi? Onlar yasaklanmaktan kastın haram kılmak olduğunu bilselerdi ağır yaklaşmazlardı, ondan yemezlerdi. Kasıt bu değil demek ki diyor. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayette insanın içinde bulunduğu rahat ve geniş halin İlahi rahmetten kovulmuş bulunan şeytana ağır geldiğine işaret var. Çünkü onun Adem ile Havva verdiği vesveseden amacı onları içinde bulundukları halden uzaklaştırmaktı. Biz insanlar genişlik ve bollukta da ona tabi tutuluruz. Bir zaman gelir de darlık ve musibetlerle karşılaşırsak bu kendi elimizle hazırladığımız bir sonuçtur. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin istedikleri fiillerin bir sonucudur. Şu kısmı imtihan diyelim. Zorlukta, darlıkta diye kalsın. Yine bu ayet bazı mutasavvıfların temiz ve değerli şeylerin ve ziynetin haram kılındığına dair ile sürdüğü görüşü de reddetmektedir. Bazı mutasavvıfların temiz ve değerli şeylerin ve ziynetin haram kılındığına dair ileri sürdükleri görüşleri reddetmektedir. Aksi takdirde kendisine kötülük eden zalimlerden olursunuz. Yani zarar verenler. Çünkü her zalim hem dünyada hem de ahirette kendisine zarar veren kimselerdir. Yaklaşmayın, aksi takdirde zalimlerden olursunuz. Yani zarar verenlerden. Çünkü her zalim hem dünyada hem de ahirette kendisine zarar veren kimsedir. Şimdi şu kısmı zalim diye notumuzu alıp kapatalım. Zalim, zarar veren kimse. Bunun Arapçasına bakalım. Tasavvufu nasıl kullanmış Arapçada?